Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün SQL derslerimize devam ediyoruz. Şöyle bir giriş yapacağız şimdi. SQL'imizi açtıktan sonra database'imizi oluşturduğumuz alan, burası güvenlik alanları vesaire. Zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz arkadaşlar. Şu an herhangi bir SQL'imiz, tablolarımız şunlar var. Tabii ki bizler burada kullanmak için Nordic database'ini kullanacağız. Örnek teşkil etmek açısından ilk zamanlarda, sonraki aşamalarda. Kendi veri tabanımızı vesaire de tabii ki oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi SQL'de sayısal veri tipleri var. Bunlardan bir tanesi bit. Bunlar bitler bir bit yer kaplar. 0 ile 1 değerini alabilirler. Tiny var 0 ile 255 arası değer tutar. Bu da C-Sharp'ta byte tipine tekabül eder. Many var 8 byte'lık bir yer kaplar. Decimal ve numeric var. Bunlar da C-Sharp'ta daha önce gördüğümüz üzere desimala karşılık gelir. Float var. Bu da C-Sharp'ta float'ın aynısıdır arkadaşlar. Şimdi tarih ve zaman veri tipleri ise date ve date time vardır arkadaşlar. Bunlar date 3 byte'lık bir yer kaplar. Date time ise 8 byte'lık bir yer kaplar. Karakter veri tipleri var. Bunlar char, envarchar, enchar, varchar, enchar, envarchar arkadaşlar. Şimdi char sabit uzunlukta birden 8000'e kadar değer alır. Kapasitesinden en az değer verilirse diğer kapasiteleri boşlukla doldururlar. Varchar 1 ile 8000 arası değer alır. Karakter sayısı kapasitesinden az girildiğinde nasıl oluyordu? Şöyle bir düşünelim bakalım. Kapasitesi az girildiğinde bunların yazdığınızın girildiği veri boyutu kadar yer kaplar. Enchar, char ile aynıdır. Char'dan farklı olarak içerisinde Unicode'da saklayabilir. Char'ın 3 katı kadar bunlar da yer kaplar. Son olarak da varchar var. Varchar Unicode saklayabilir. Ondan sonra biz varchar'ı daha çok kullanacağız. Türkçe karakter desteklediği için. Ondan sonra text var. Varchar max ile aynı özelliktedir. Intex envarchar max ile aynı özelliktedir arkadaşlar. Şimdi başka neler var? Binary veri tipleri var. Binary dosyaları saklamak için kullanılır. Image adı üzerinde zaten byte cinsinden değer alırlar. Bunlar da arkadaşlar. Şimdi bakalım başka neler var? Neler söyleyebiliriz? Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Hemen bir database oluşturmaya gidelim. New query dediğimiz zaman gördüğünüz üzere şurada arkadaşlar new query dediğiniz zaman buradan biz programımızı çalıştırdığımız zaman burada bizim database'lerimiz var. New query dediğimiz zaman çalıştırıyor. Bu da execute kodun derlemesi ve çalışmasına sebep olurlar. Şimdi biz yeni bir database oluşturacağımız zaman create database ve database'in ismi. Mesela ne diyelim? Office DB database. Devam et diyoruz. Go. Create table
Buraya da tablomuzun ismini yazacağız. Mesela ofislerden olur. Müşteriler olurlar. Hemen parametremizi açıyoruz. Buraya da neler yazabiliriz? Her müşteri bir kişiyi teşkil ettiği için müşterinin bir ID'si olur, müşterinin bir adı olur, müşterinin bir soyadı olur, TC kimlik numarası olur, adresi olur vesaire vesaire, ırkı zırkı olur. Şimdi biz müşteri adında bir tablo oluştururken, bir kolon oluştururken müşteri ID diyoruz. Integer. Primary key değiştirilmesin. Özel olsun. Müşteri adı. Bu da ne olur? Envarchar. Buraya girdiğimiz yer kadar değer alıyorlar arkadaşlar. Hani bu kadar uzunlukta olsun vesaire vesaire. Irtı zırtı. Müşteri soyadı diyelim. Bu da envarchar. String gibi düşünün C#'ta. Bunu da başka ne olsun? Müşteri numarası. Müşteri no diyelim mesela. Bu da integer bir değer alır. Yazmaya gerek yok. Bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman bakalım neler olacak. Seçtik. Bu bunun işlendiğini ve kaydedildiğini gösterir arkadaşlar. Şimdi gelelim bir refresh edelim. Bakın gördüğünüz gibi OfficeDB var burada. Tablolarımıza bakalım. Şöyle bir refresh edersek. İlginç. Şuradan deneyeceğiz şimdi. Şöyle bir tablomuzun adını yazalım. Deneme. Dediğimiz zaman bakalım. Denemeyi oluşturdu. Şuradan şu şekilde bir tekrardan hatta deneyelim. Pisler. DB. Ofisler gibi, müşteriler vesaire. Müşteriler adı altında oluşmuş diyor. Hemen şuradan aldık, seçtik, devam ettik. Şimdi gelecektir inşallah. Şuradan bir refresh edelim. İşte göründüğü gibi geldi bu sefer. Biz neden burayı seçmediğimiz için direkt otomatikmen buraya kaydetmedi muhtemelen. Biz hangi tablodaydık? Şöyle bir bakalım database'lerimize. Burada değil. Kaydetme olması da var mı diye bakıyorum. Buraya kaydetmiş. Biz biraz önce şurada olduğumuz için, bu alanda olduğumuz için şuradan seçerken
buradan seçmediğimiz için otomatikman olduğu yere kaydetmiş. Bunu buradan silelim. Burada bunun hiçbir özelliği yok. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Go deyip devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Go deyip devam edebiliyorsunuz. Başka nelerimiz var? Şimdi tablo oluşturmayı gördük. Şimdi MS SQL yani Trans SQL DLL var. Hatta şuraya yazalım. Şimdi SQL DLL içerisinde geçecekler. Create Create Alter HTML Select Insert Update Delete Data Control Language Yeni bir yerde ne vardı? Hiç. Tamam. Ben. Şunu da hemen yazayım da bazen şu hatayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen biraz sonra bizler alabiliriz. Ben saving changes bu hatayı alıyorsanız şuradan tool options Şurada bir tik vardır. O tiki kaldıracaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi kaldıracaksınız. Çalıştırmaya devam edeceksiniz. Şuraya da yazalım. Fragment. Tik. Kaldırın. Tool'ların içinde var. Tool. Eksik diyelim. Anlarsınız zaten. Şimdi SQL'de tablo düzenleme vesaire var da onun haricinde başka şimdi tablo oluşturmayı gösteriyoruz zaten. Tablo nasıl oluşturur? Database'i nasıl oluşturulduğunu gösterdik. Sırasıyla gitmeye çalışıyorum sizleri fazla yormadan, kafanızı karıştırmadan. Şimdi SQL'de tablo düzenleme işlemi alter sonra tablosu table sonra düzenleme yani tablo adı. Add deyip ne ekleniyorsa işte örnek veriyorum herhangi bir düzenleme olacaksa parametrelerine vesaire giriyoruz olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi onun için de
bir örnek aslında yapalım. Ama onun haricinde şurada sizlere önemli olan bir şey var. Onu göstermem lazım. Şimdi bizim oluşturduğumuz tablo burada. Ama biz daha çok buradan oluşturacağız. Yani database oluştururken new database deyip adını vesaire gireceğiz. İşte ayarlarını buradan genelde bu şekilde devam eder. İşte ne kadar alan olsun, işte dolduğunda ne kadar falan filan işte atlasın diye biz buna direkt okey diyeceğiz. Bizim database'imizi oluşturmuş olacak. Database'imiz oluştuktan sonra şöyle bir şey gelecek. Sonra buradan biz örnek veriyorum tablo oluşturacaksak new table deyip işte buraya müşteri ID, integer seçtik vesaire oldu. Bir şeyler dönüp dolaştı geldi. Biz tablomuzu tamamen oluşturduktan sonra örnek veriyorum. Boş geçilir ya da boş geçilemez olayları var. Kendinize göre seçersiniz. Şimdi onun haricinde önemli olan nokta ise şimdi identity spesifik durumu var. Kaçtan başlayayım, kaç devam edeyim var. Burayı direkt yes yapın. Birden başlayayım. Birden başlasın. Bir devam etsin. Yani otomatik ID aldığı için artık biz burada primitive keyfalı vesairesini yaptık. Bir atmasını istiyoruz. Yani 2 yazarsanız 2 olur. 3 yazarsanız 3'ten başlar vesaire gibi. Biz bir atmasını istiyoruz. Ona göre burayı yaptıktan sonra bunu direkt Ctrl S ile beraber kaydedeceksiniz. Kaydedikten sonra şuradaki yıldız ifadesi tamamen kalkmış olacak. Biz buraya gelirsek müşteri, bakın şimdi onu da göstereyim de, müşteri adres dedik. Tap diyelim. Envarchar 50 desin. Gördüğünüz gibi şurada bir yıldız ifadesi var. Bu dosyanın kaydedilmediğini gösteriyor. Biz dosyayı kaydettiğimiz an Ctrl S ile beraber bu işlem kaydolmuş olacak arkadaşlar. Başka ne söyleyebilirim? Şimdi tablo oluşturduk. Tabloyu iş doldurmaya kaldı. Gördüğünüz gibi müşteri ID var. Müşteri adı var. Müşteri no 12. Müşteri adres. Nişan taşı dedik. ID'ye hiç dokunmadığımız gibi direkt 1 ile başladı. Çünkü biz ne dedik? 1 ile başla, 1 devam edelim. Et dedik. Biz tekrardan tap diyoruz. Buraya direkt devam etti. Bakın bir şey gösterelim size şimdi. Direkt hata verdi. Çünkü biz integer vesaire diye database'e doldurduğumuz için burada direkt bu hatayı verir. Onun için siz alanın dışında başka bir işlem yapmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şuradan şuna bakalım. Şu anda bunun değerlerde arkadaşlar. Boş değerler. Şimdi tablolarımızı
Düzenledik. İyi, güzel. Tablolarımızı oluşturduk. Ama bir de şimdi şuraya bir tane daha tablo oluşturalım biz. Onu da gösterelim. Şimdi müşterilerin haricinde ofisler DB'nin altında bir tablo daha oluşturacağım. Buraya da bir şeyler yazalım. İşte deneme ID integer. Ondan sonra deneme adı envarchar, deneme soyadı diyelim envarchar vesaire vesaire dedik. Şimdi buraya tıkladığımız an set primary key dedikten sonra müdahale edilmemek için identity spesifikten ise geliyoruz. Yes yaptık. Yıldız işaretini gördük. Ctrl S yaptık. Deneme dedik. Refresh edelim bir. Gördüğünüz gibi denemeyi burada şey yaptı. Non-query dedik. Ofisler DB'deyiz şu anda. Şimdi tabloyu düzenlemek için alter neydi? Deneme deneme dedik. Burada yeni bir isim vermek gerekecek. Şimdi biz burada yapmak istediğimiz iş oluşturmuş olduğumuz tabloyu oluşturmuş olduğumuz tabloyu düzenlemek. Şuraya ne diyelim? Mesela Kemal ya da deneme tablosu. Haydi desek integer. Bize bir hata vermesi lazım. Şurada bir hata verdi.
Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi biz ilk önce bir select sorgusu çekelim. Select. Şimdi müşterileri gördüğünüz gibi getirdik. Şimdi değişikliğimizi müşterilerle yapalım biz de düzenlememizi. Müşteriler. O yüzden de görmüş olalım. Buraya şimdi biz kolon ekleyeceğiz. Alter table. Müşteriler. Müşteriler. Ekledik. Sonra ne ekleyelim buraya? Müşteri cinsiyet diyelim. Da cinsiyet demeyelim mi? Müşteri yaş diyelim. Integer dedik. Oluştu şu anda. Şimdi bir select çekelim. Gördüğünüz gibi müşteri yaşı bize arkadaşlar getirdi. Demek ki neymiş? Biz tabloyu oluşturduktan sonra alter düzenleme komutuyla beraber tekrardan düzenleme diyorum. Tekrardan ekleme komutuyla beraber tablomuzun adını yazıyoruz. Add ekle diyoruz. Ne ekleyeyim diyor. Müşteri yaş ekle diyor diyoruz. Sonra tabii ki parametre şeyini veriyoruz işte. Neye destekliyor? Envarchar mı? Integer mı? Vesaire. Bunları veriyoruz arkadaşlar. Evet. Table. Office hatayı alalım. Müşterileri silelim. Müşterileri sildik. Refresh çekelim de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müşteriler de gitti. Bu da silme komutumuzdu bizim. Başka ne olabilir? Biraz daha farklı örneklere geçersek aslında daha iyi olacak. Aslında bugünlük bu kadar yeter ama hatta yarın direkt arkadaşlar Northwind'i indirirse yarın SQL, DML, GSQL kullanımına geçeceğiz. Northwind back dosyasını internetten indirebilirsiniz. Örnekler bununla beraber
devam edecek. Çünkü ilişkilendirilmiş bir tablo bizim ayrıyetten bir veri tabanı vesaire gibi oluşturmamıza gerek kalmayacak. Çoğu örneği zaten İngilizce olduğu için onun üzerine yapacağız. İşte tablo nasıl oluşturulur vesaire. Yarın kolon çekme, hangi kolonları getirme, kolonlar üzerinde ne yapılabilir vesaire vesaire. İşte where koşul olabilir, işte başka ne olabilir, işte büyük mü, işte şu numaradan büyükse getir, şu stokta şu koda varsa bana getir. Bitwin kullanımı olacak, işte iki sayı arasında ya da arasında olanı getir. İşte 20 end 50 gibi. Bitwin 20 end 50. Ne diyoruz? 20 ile 50 arasında olanı getir gibisinden olabilir. Gibi gibi. Ondan sonra like, işte karakter vesaire getirme ya da like tırnak içerisinde yine bir IDC bile olanları getir. İşte gibi. Yarın bunlara devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter aslında. Kasmaya gerek yok. Hemen tekrardan örnek görmek gerekirse. Bizler oluştururken şöyle bakalım. Create table deneme DB dediğimiz zaman biz otomatikman bir tane database oluşturacak. Ama biz daha çok bunlar üzerinden gitmeyeceğiz. Şunu bir düzeltebilirsem şu alanları ben üstüne no diyelim. Şimdi hepsini bir silelim ilk önce. Bana bizim zaten işimiz yok arkadaşlar. Biz database oluşturacağımız zaman new database deneme DB dedik. Gördüğünüz gibi deneme DB bize attı. Tablo oluşturdu dediğimiz zaman new table table'ın adı müşteri ID integer. Niye integer? Çünkü zaten rakamsal bir değer kaplayacak. Yer kaplayacak. Hani bir bir artacak ID'ler. Müşteri adı envarchar 50 gibi gibi çoğaltabiliriz bunu. Müşteri doğum tarihi gibi vesaire vesaire diye. Date ya da date time. Müşteri doğum bölüm. Şimdi bunu oluşturduktan sonra benzersiz olması için bunu yaptık arkadaşlar. Ve ID'nin birden başlayıp bir bir devam etmesi için identity specific deyas yaptık. Bir bir başlayacak, bir bir devam edecek diye. Sonra bunu kaydediyoruz. İş kaydetmeye geliyor. İlk DB diyelim mesela. Sallayalım kafadan. Bunu bir şekilde yaptık. Sonra deneme DB'de zaten. Biz deneme DB görmek için select yıldız from deneme DB ilk database'imizi çektik. Göründüğü gibi şu anda boş herhangi bir şey yok. O zaman biz ne yapalım?
Buraya mesela bir tane create table database'e ne eklesin? Müşteri yaş integer. Alter komutuyla beraber kafa o kadar dalmış ki oluşturduk. Müşteri yaşı gördüğü gibi şu anda oluşturdu. Herhangi bir sıkıntı yok. Silmek istediğimiz zaman da tekrardan drop'la beraber silebiliyoruz arkadaşlar. Onu da zaten en son olarak onu da göstermiştim. Table. Dediğiniz zaman silmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi herhangi bir tablo vesaire yok. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın devam edeceğiz. Bu arada başka fazla örnek göstermeye gerek yok. Fazla kasmaya gerek yok sizlere de. Bizlere de zaten çoğu arkadaşımızın final haftası. Onun için elimden geldiği kadar kısa tutmaya ve hızlı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hatamız, kusurumuz olursa affola, Allah'a emanet olun.